Aslında yurt genelindeki o kar yağışı en çok ulaşımı etkiledi, aksamalar yaşandı, trafik kazalarına neden oldu. Peki hangi yollar kapalı, hangileri açıldı? Bu sorunun cevabını alacağız. Aslında en çok merak edilen soru da özellikle yola çıkacaklar için ama küçük de bir uyarı yapalım. Eğer gerçekten önemli bir işiniz yoksa da biraz ertelemenizde fayda var. Yoğun kar yağışı devam ediyor. Çünkü muhabir arkadaşım Murat Sekban Karayolları Genel Müdürlüğünde bizi bekleyen isim Murat Günaydın. Hoş geldin yayına. Karayollarının e kalbindesin sen şu an ve gördüklerini detayları bize aktar lütfen. Johnson Erbürci Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz bizler de. Dün buradan yayın yaptığımız sırada Gaziantep, Adana arasında bir e, kapanma vardı. Bolu Ankara istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamıştı. Bugün itibariyle yine sahada personeller ve e, görüyorsunuz bu karayollarındaki harita dün itibariyle Düzce, Bolu ve Ankara arası kırmızıydı. artık e, o sarıya dönmüş durumda. Yine e, Gaziantep bölgesine baktığımızda bu noktada da e, kırmızılık var. Ancak trafiğin bu da ağır bir şekilde aktığını gösteriyor. Görseller üzerinden canlı canlı göstermek istiyor istiyorum. Kameraman arkadaşım Oktay Erkek şu anda sizlerle paylaşıyor. Gördüğünüz bu kameralar Bolu Dağı'ndan canlı anlık görüntüler ve tünel çıkışı hem Ankara istikameti hem de Bolu İstanbul istikametini gösteren görüntüler. Yolların tamamen açık olduğunu görmek mümkün. Hemen burada görüyorsunuz. Karayolları Genel Müdürlüğü 12.600 personel ve yaklaşık 11 bin makine ve ekipmanla 24 saat esasına göre bunu noktalarda hem kartımızdeme hem Bölgedeki yolların, karayolların temizlenmesi için büyük mücadele verdi ve ekiplerin sağdaki mesaisi de devam ediyor. Bir de Gaziantep'e bakalım. Gaziantep'te durum nasıl? Görüyorsunuz burada yine trafiğin sıkışık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak akmaya devam ediyor. Burada da yollar yine karayolları ekipleri tarafından açılmış durumda. Dediğimiz gibi sahada ekipler çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da dün itibariyle bir açıklaması vardı. Ee, özellikle ana arterler üzerinde karayollarının açıldığını ve ulaşımında kontrollü bir şekilde başladığını belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.